3,5 dönümden ne ekersen ne kazanırsın. Aslında bir de onun hesabını yapmak lazım. Yani 3,5 dönümden bir şimdi bizim burada buğday ağırlıklı. Her tarafı sere yapsan maliyetler çok yüksek. Tamam, 3 dönümden sen yıllık kazancın 1,5 milyar gelir mi sen? Mümkün değil, 500 milyar. 1,5 milyar gelmediği için 3,5 4 dönüm yerde 50 hayvanı yapayım arada beslemek daha karlı. Benim görüşüm. Senin soruna geleyim. Şimdi 15 gün burayı otlama yaptın. Ya, İkinci bölüme geçtin. Burayı sulamaya başladın. Aynen öyle. 15 günde bu orta bölümde otlamaya başladığı zaman burası zaten büyüyecek. Üçüncü bölüme geçtiği zaman zaten ikisi kademeli bir şekilde. Evet, yani orayı kurtarabileceğiz mi onun için soruyorum. Tabii kurtarır. Rahatlıkla kurtarır. Sen ne yapıyorsun? 7-8 ay. Tamam, bizim buranın iklim şartlarına o ot bitkilerin hangisi uygun? Onu araştırıp toprak analizini yaptırıp ondan sonra işleme başlamak lazım. 8 ay sen ne yapıyorsun? Yapay merada hayvanı otlatıyorsun. Ki Avrupa'da da böyle zaten. Böyle. Gerçekten de böyle. Hayvan daha bayır gezmiyor. Gezmiyor. Kurt yok, kuş yok, çakal yok. Yabani işte yabancı ot diyor hayvan ölüyor. Ölüyor, o yok. Yani o riskleri var. Ne oldu? Yarı yarıya senin tasarrufun oldu. Ayağını kırıyor. Yani kırılıyor mu? Kırıyor. Hayvanlar ayağını kırıyor, taşa takılıyor, yuvarlanıyor. Yani biraz önce de video yarım kalmıştı orada da. Haşa doluyor, yoruluyor. Tabii, tabii, tabii. Yani ne yaptı? Performans. Burada hayvanı saldı. İstediği zaman gelecek. Bu arada yalıtımda şimdi izolasyon malzemesi. Cam yünü 5 santim kalınlığında. Bir yüzü de alüminyum folyo kaplı. O da yalıtım görevi görüyor. Bunun amacı yaz ayında özellikle serin tutması. Burada büyük bir yanlışlık var. Hayvanları sıcak olsun diyor insanlar. Hayvanlar sıcak olmasın. Hayvanın ortamı da aynı insanlar gibi. İnsanlar hangi derecelerde yaşamını rahat sürdürüyor? 18-20. Buzdolabı yaşamı 18. Yok. 22-23. Yani. İşte aynı. Onlar da aynı. Sıcak olsun tamam. İçeri 30 derece olsun. O hayvan çatlar. Tabii. Hayvanı ceyranda bırakmayacaksın. Hayvanın insan vücudun sıcaklığı da 2-3 derece fazla zaten. Olay ne biliyor musun? Yani. Hayvan ceyranda kalmayacak. Ceyran ne demek? Yani buradan rüzgar esti. Direkt oradan hayvanın gövdesine vurup geçti. O hayvan hastalanır. Havalandırmayı üst taraflardan yaparsan ceyran yapmaz. Orada içerinin asitik kokusunu, pis kokusunu alır. Dışarıya atar. Bu şekilde de hayvanı rahat eder. Ya sıcak oluyor mu çadır? Abi sıcak oluyor çadır. Evet. Ben istemiyorum çadırın kış ayında sıcak olmasın. Sıcak olmayacak. İçeri gayet aynı insanların istediği ortam olması lazım. Normal. Doğal gazlı da evde olması lazım. Doğru mu? Yani. İşte öyle olmuyor. Sobalı ev değil de doğal gaz ev olacak. Doğru mu? Sobalı ev olmayacak. Hani sobada ne oluyor? Isıtıyor, dışarı çıkıyor, hastalanıyor. Hayır, ne oluyor? Ceyranda kalıyorsun değil mi? Doğru. Hayvanların ne yazık ki temiz havaya ihtiyacı var. Benim gördüğüm, bildiğim bu. Teşekkür ederim.